Dün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'ydü. 19 yıl önce hain bir suikast sonucu katledilen Cumhuriyet aydını, gerçek Atatürkçü Ahmet Taner Kışlalı'yı bir kere daha ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anmak isterim. Yine gazetecilerle ilgili özgür olmadığımız bir günün içindeyiz. Türkiye'de maalesef basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilerin her türlü özgürlükleri, işte hem çalışma özgürlükleri, hem özgürce yazma, çizme, düşünme özgürlükleri ellerinden alınmakta, yargılanmaktalar, tutuklanmaktalar, işsiz bırakılmaktalar maalesef. Size üzerinde durmak istediğim birkaç husus var basın özgürlüğü temelinde ve Türkiye'de genel özgürlükler alanında. Birincisi tabii ki kısa süre öncesine kadar bu kürsüden sizlere hitap etme imkanı olan Eren Erdem bugün itibariyle 115 gündür tutuklu Silivri Cezaevi'nde. Geçen hafta hem kendisini hem diğer yine görüşleri nedeniyle tutuklu olan gazeteci ve aydınları ziyaret ettim. Eren Erdem'in önümüzdeki hafta 31 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. 4 ay sonra ilk defa hakim karşısına çıkacak. 12 sanıklı davada kendisine atılı suçtan tutuklu yargılanan tek kişi Eren Erdem. Yurt dışına biliyorsunuz kaçma şüphesi var deniyordu. Ama milletvekilliği sırasında defalarca yurt dışına çıktı geldi. Böyle bir sıkıntı olmadı. Buna rağmen kendisi tutuklu bulunmakta. Dediğim gibi 115. günü. Eren Erdem'in yargılandığı davanın bir önemli özelliği var. Aslında bu Türkiye'de yargı sorununun önemli sıkıntılarından biri. O da Eren Erdem yine bir gizli tanık ifadesi sonucunda, neticesinde özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Gizli tanık dediğimizde biz neyi hatırlıyoruz? Sizlere anımsatmak isterim. Türkiye'deki yargı müessesesinin çürümesinde, güvensizliğin yargıya artmasındaki en önemli sebeplerin başında gizli tanıklar meselesi gelmekte. Bakın hatırlarsınız gizli tanıklarla Ergenekon, Balyoz gibi davalarda bizim şimdi artık kumpas davası dediğimiz vatana ihanet davalarında yüzlerce yurtseverin hayatı karartıldı. FETÖ'cülerle iktidar mensupları birlikte el ele bunu yaptılar. Şimdi de yine birçok davada kim olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan gizli tanıklar yine birileri tarafından kullanılarak muhalif sesler susturulmak isteniyor. Dediğim gibi Eren Erdem'in şu anda cezaevinde olmasının tek sebebi bir gizli tanık ifadesi. Bu gizli tanığı biz bugünlerde biliyorsunuz Rahip Brunson davasından da hatırlıyoruz. Ama sadece onda değil, Büyükada'daki insan hakları savunucularının davasında yine gizli tanıklar vardı. Türk yabancı demeden hatırlarsanız hak savunucuları tutuklandı, aylarca içeride tutuldu, sonra serbest kaldılar. Rahip Brunson da gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı, sonunda serbest kaldı. Türkiye'deki yargının imajı, Türkiye'de hukuk devletinin imajına oldu. Eren Erdem'in 31 Ekim'deki duruşmasında ben tüm yazdığı, çizdiği, düşündüğü hususlar nedeniyle insanların cezaevine konmamasını inanan yurttaşlarımızı Silivri Cezaevindeki Silivri Cezaevi kampüsündeki adliyeye davet ediyorum. Bu arada kamuoyunun bilmediği ya da az bildiği bir hususu da söylemek isterim. Milletvekillerimizin önemli bir bölümünün görüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmakta, gecikmeler yaşanmakta. Bu konuda da Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Benzer şekilde Katipiri Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Eren Erdem ile görüşmesine de yine Adalet Bakanlığı izin vermedi. 3 gün beklendi ve avukatıyla az önce konuştum. Kendisine izin verilmediği bu konuda söylendi. Geçen hafta Silivri Cezaevi'nde görüştüğüm bir diğer isim Osman Kavala. Osman Kavala bu hafta itibariyle bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tek başına bir koğuşta tek başına kalıyor. Henüz iddianame hakkında yok. Türkiye'de az önce söylemiştim gizli tanık meselesi nasıl bir sıkıntıysa yargı
bağımsızlığı ya da Türkiye'de yargının, yargıya olan güveni zedeleyen, yargıdaki çürümeye neden olan bir sıkıntıysa, bir başka sıkıntı da mahkeme öncesi, duruşma öncesi tutukluluk. Yani yargılama öncesi tutukluluk dediğimiz süreler. İnsanlar soruşturma başladığı anda cezaevine atılıyor. İddianame, işte Osman Kavala'nın durumunda olduğu gibi iddianamesi aylar, belki yıllar sonra çıkabilir. Biz bunu yine nereden hatırlıyoruz? Hatırlarsanız Ergenekon'da, Balyoz'da iddianameler için yıllar beklenmişti ve insanlar o yılları cezaevinde geçirmek zorunda bırakılmıştı. Şimdi aynı şey sivil toplum kurucusu, girişimci Osman Kavala için geçerli. Hem Eren Erdem'in hem Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bir başka gündemde olan konu, yine biz gazeteciler söz konusu olduğunda, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular. Anayasa Mahkemesi'ne gazetecilerin, tutuklu gazetecilerin yaptığı başvurular yaklaşık 2 yıldır bekliyor. Bazıları hakkında kararlar alındı aslında. Bu kararlar aslında örnek kararlar. Turan Günay gibi, Mehmet Altan gibi, Şahin Alpay gibi gazeteci ve yazarların başvuruları için ihlal kararları verdi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı ve bu isimler tahliye oldular, tutuksuz yargılandılar. Ama içeride olan daha bunun gibi isimler var. İşte Ahmet Altan gibi, Nazlı Ilıcak gibi Anayasa Mahkemesi'nden bireysel başvurularının yanıtını bekliyorlar. Bir an önce bu başvuruların yanıtlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka husus tabii ki yine meslektaşımız olduğu için kısaca tabii ki değinmek isterim. Aslında Türkiye'de ve dünyada gündem. Cemal Kaşıkçı, Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'deki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilmiş olması kabul edilemez. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalar tatmin edici değildir. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldüğünü kabul etmekle birlikte bu konuda sorumluluğu olanlar konusunda işte bir soruşturmadan bahsediliyor. Ama bizim buradan tabii ki yani bize düşen görev, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu soruşturmanın tüm sorumluları kapsayacak şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu arada Suudi Arabistan'a bu çağrıyı yaparken kendi yönetimimizden de bu konuda Suudi Arabistan'a, çünkü olay bizim topraklarımızda yaşandı, Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal edildi, uluslararası anlaşmalar ihlal edildi ve bu konuda Suudi Arabistan'ın sorumluluğu vardır. Suudi Arabistan'a mutlak surette en ağır yaptırımların uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Suudi Arabistan'ın şu anda soruşturma başlattık diyerek bunu örtbas etmesi kabul edilemez. Basın özgürlüğü konusunda tüm dünya, işte zaten ülkemizde sıkıntılar vardı ama bir yabancı gazetecinin de burada Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilmiş olması nedeniyle dünyanın gözü Türkiye'dedir. Bu yüzden Suudi Arabistan'a en ağır yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Olayın örtbas edilmesine izin verilmemelidir. Benzer şekilde uluslararası kamuoyu da aynı şekilde, nasıl ki kısa süre önce hatırlarsanız İngiltere'de Rusya tarafından bir eski Skripal isimli Rus casusunun öldürülmesi sonrasında tüm Avrupa ülkeleri hemfikir olarak yaptırımlar uyguladıysa, benzer şekilde şimdi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hadisesinde de tüm Batı, Avrupa Birliği ve uygar dünya Suudi Arabistan'a karşı yine tek vücut olmalı ve yaptırımları aynı şekilde Türkiye ile birlikte uygulamalıdırlar. Burada vurgulamak istediğim son hususta, daha doğrusu iki husus var. Bir de yine gazeteci meslektaşlarımız, bakın Türkiye'de işte Brunson, az önce bahsettim, Rahip Brunson kısa süre önce, geçtiğimiz hafta serbest kaldı, tahliye edildi mahkeme tarafından. Ama Brunson giderken onun davası yine biz gazetecilerin üzerine miras kaldı. Meslektaşlarımız Alican Uludağ Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Duygu Güvenç hakkında, biliyorsunuz, Brunson davasına ilişkin yaptıkları haberler nedeniyle
Soruşturma açıldı. Yargılanmaktalar şu anda. Bu kabul edilemez. Benzer şekilde yine Alican Uludağ hakkında yine başka davalarda sadece haber yaptığı için açılan soruşturmalar var. Bu kabul edilemez. Alican bu konuda tek değil. Başka isimler de var. Hem Cumhuriyet Gazetesi'nin hem diğer gazetelerden yargılanmakta olan, sadece haber yaptıkları için yargılanmakta olan, bu kabul edilemez. Yine Melis Alpan gazeteci meslektaşımız yazdığı yazı nedeniyle adaleti ya da yargıyı eleştirdiği için yargılananlar listesine o da alındı. Bu kabul edilemez. Dediğim gibi gazeteciler üzerine soruşturmalar, yargılamalar basın özgürlüğünü engelleyen bir husustur. Biz parlamentoda çalışan parlamento muhabirleri, ben de geçmişte parlamentoda defalarca oturum izledim, komisyon izledim. Parlamento muhabirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayrılmaz parçasıdırlar. Geçtiğimiz hafta bir üzücü kararı öğrendim. Ve bu konuda da hem açıklama yaptım hem girişimlerde bulundum. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Parlamento muhabirlerinin biz milletvekilleriyle birlikte aynı lokantada yemek yemelerine engel getirildi. Meclis Genel Sekreterliği'nin kararıyla bu konunun yanlış olduğunu hem kamuoyuyla paylaştım, bir kere daha paylaşıyorum. Ama aynı zamanda geçen hafta görüştüğüm Sayın Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a da bu konunun yanlış olduğunu, bu konunun düzeltilmesinde fayda olduğunu ilettim. Kendisinin Parlamento Muhabirleri Derneği ile de görüştüğünü öğrendim. Bu görüşmelerin sonrasında, ama bugün buraya gelmeden önce Parlamento Muhabirleri Derneğimizin değerli başkanı ile telefonla görüştüğümde konunun, Göksel Bey ile görüştüğümde konunun hala çözülmemiş olduğunu öğrendim. Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bu konu bir lütuf değil. Hatırlatmak isterim, 1961'den bu yana parlamento muhabirleri bu mecliste, gazeteciler bu mecliste milletvekilleriyle aynı yerde yemek yerler. Hatta bu konu bizim Meclis Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nde, Meclis Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 2. bendinde düzenlenmiştir. Yani bunun bir kanuni dayanağı da vardır. Ana binadan, sosyal tesislerden milletvekilleri ile parlamento muhabirlerinin yararlanacağı kayıt altına alınmıştır. O yüzden ben meclis başkanlığını, genel sekreterliği bu konuda bir an önce hatadan dönülmesi çağrısını yapıyorum. Parlamento muhabirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının milletvekilleri nasıl ana unsursa, onlar da bunun halka aktarılmasında, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesinde ana unsurdurlar. Buna göre davranılması doğru olur diye düşünüyorum ve yapılan yanlıştan geri dönülmesi çağrısında bulunuyorum aracılığınızla. Benim aktaracağım hususlar genel hatlarıyla bunlar. Son olarak bir kere daha Türkiye'nin eğer gerçek bir demokrasi, gerçek bir hukuk devleti olmak istiyorsak Türkiye'de işe mutlak surette basın özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden başlamalıyız. Ülkemizde biz sevelim sevmeyelim, hangi görüşte olursa olsun şiddeti, terörü övmediği sürece, şiddete, teröre imkan tanımadığı, tolerans göstermediği sürece her türlü görüşün özgürce ifade edilmesini sağlamamız gerekir. Bu sadece muhalefet olarak bizlerin değil ya da sadece gazeteciler olarak bizlerin değil, hem iktidarın hem de Türkiye'nin bütününü oluşturan 81 milyon vatandaşımızın ortak sorumluluğu olmalıdır, görevi olmalıdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bana soracağınız bir soru yoksa teşekkür ederim. Andımızla ilgili bir tartışma var efendim. O konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Andımız konusunda aslında yani metne baktığınızda kimsenin bu metinden rahatsız olmasını gerektiren bir husus yok. Bu konuda yargıdan da bir karar çıktı. Yargıdan çıkmış olan bu karara aslında hepimizin uyması gerekir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi metinde de bizleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek hiçbir husus yok. 10 yıllar boyunca bizden önceki kuşaklarda, bizden sonraki kuşaklarda kaldırılana kadar bu metni okuyarak büyüdük, yetiştik.
hükümet biliyorsunuz bir süre önce kaldırmıştı. Ama sonra açılan bir davada Danıştay bir karar aldı. Ben bu karara herkesin saygılı olması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar.